Merhabalar, hoş geldin. Bu dersimde background özelliklerini göreceğiz CSS'te. CSS'te kutularımıza, body'mize ya da root alanımızdaki başka bir alana background yani arka plan verebiliriz. Arka planımız solid renklerden oluşabilir. Ayrıca resim de ekleyebiliriz arkadaşlar. Background özelliklerin birincisi background imajdır. Hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Nedir? Bir box açalım arkadaşlar. Şöyle bir box klasına sahip bir div açıyorum. Bu divi app CSS'ime gelerek hemen box klasımı seçtim. İçerisine background imaj diyorum ve hemen URL taglarımı açıyorum arkadaşlar. Background imaj nedir? Background'a bir resim ekleme. Bunun için de URL tagını kullanıyoruz. Eğer CSS'ten bir background ekleyecekseniz kesinlikle root alanını bilmeniz lazım arkadaşlar. Resminiz nerede olmalı? Şöyle bir bakalım, benim resmim root alanımda imajın içerisinde. Ben imaja nereden ulaşmak istiyorum? App CSS dosyamın içerisinden ulaşmak istiyorum. O zaman buraya 2 noktayla başlamam lazım ve images'in içerisindeki şuradan bir resim seçiyorum. Ancak resmim görünmedi ekranında. Neden? Çünkü bu resmin şu anda bir hacmi yok arkadaşlar. Nedir? Bir width değeri verelim. Şöyle width 500 piksel diyeyim. Şöyle altına geçiyorum. Bir 500 piksel daha height'ine yani yüksekliğine veriyorum ve içerisinde bu belirlemiş olduğum box ekranında 500 piksele 500 piksel şu kutumun içerisinde bir resim yerleştirmiş oldum. En basit haliyle CSS'de resim yerleştirme özelliği budur arkadaşlar. Ayrıca bu resme farklı özellikler de verebilirim. Mesela nedir? Background size özelliği var. Background size nedir? Tam olarak ekrandaki resmi kutunun içerisine yerleştir anlamına gelir arkadaşlar. Background size da bu işe yarıyor. Ayrıca ben bu kutumun içerisine herhangi bir şekilde resim eklemeyebilirim. Resim eklenmemesini isteyebilirim arkadaşlar. Bunun için de sadece solid renkleri kullanacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Background color diyorum. Bu kutuma sadece şu rengi ver. Bu rengi verirken de width'ini 500 piksel, height'ini de 500 piksel olarak ayarla diyorum. Bu şekilde box'ın içerisine şu arka planla, yani şu renkteki arka planla dolduruyor arkadaşlar. Bu rengin üzerine geldiğiniz zaman VC Code editörü bize çok güzel bir olay açıyor burada. Bu event'ımız nedir? RGB olarak da background color'ı belirleyebilmemizi sağlıyor. Ben şöyle yeşilin farklı bir tonunu seçtiğim anda bana ne yaptı? RGB tonunu hemen seçti arkadaşlar. Background color bu gibi durumlarda sadece rengin kendi adını kullanabilirsiniz. Rengin adını kullanabildiğiniz gibi şuradaki RGB yani red, green, blue kısaltılmasıyla belirtilen şu renk kodunda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yerine şunu da kullanabilirsiniz. Diyez işareti koyup hexadesimal renklerden şöyle, tam olarak rengin ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir renk aldım arkadaşlar. Diyez işaretini koyup yanına harflerden ve rakamlardan oluşan bir grup renkte oluşturabilirsiniz. VC Code editöründe bu rengin üzerine geldiğinizde yine aynı şekilde renk paletinin açılmış olduğunu göreceksiniz. Renk paletini de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Artık renk paletini değiştirdiğiniz anda buranın hexadesimal renklerden oluştuğunu da görüyorsunuz. Ayrıca şuradan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Mavi yapalım mesela. Şuradan da buradaki rengin opacity değerini ayarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık da opasitesini düşürdüm. Şöyle bir renk oluşturmuş oldum arkadaşlar. Evet, HTML'ime dönüyorum. Burada background attachment var. Background attachment da nedir arkadaşlar? Hareketli veya sabit görüntülü oluşturmaya yarar. Color'ımın yerine bir background imajı alacağım. Background imaj diyorum. Nedir? Bir URL ile başlamamız lazım demiştik. Images alanımda şunu tekrar alayım. Şu resmi tekrar aldım. Burada background attachment diyorum ve burada bana bazı özellikler çıkarıyor VC Code editörü. Burada fixed mı, scroll mu olacağını belirtiyor. Ben fixed yani burada sabit kalmasını istiyorum. Ben burada body'ye şöyle bir şey verirsem, body'ye bir yükseklik vereyim daha iyi gözüksün. Height diyorum 5000 piksel. Böyle 5000 piksel olsun. Şöyle scroll'umuz çıksın. Scroll'umu aşağı indirdiğim anda fark ettiyseniz resmim hala sabit arkadaşlar. Hatta şöyle width değerini %100 yaptığım takdirde daha düzgün gözükecektir. Ben scroll'umu aşağı indirdiğim anda fark ettiyseniz şuradaki alan yukarıya çıkıyor. Yani şu resmim sabit kalıyor. Resmim sabit, alanlarım yukarıya çıkmaya başladı arkadaşlar. Scroll dediğin zaman zaten default olarak resmim default olarak tarayıcıyla birlikte alanlarla yukarı çıkmaya başlıyor. Ama burada fixed kullandığım takdirde resmimin sabit kaldığını göreceksiniz. Evet, HTML kısmına tekrar dönüyorum. Background color'u gösterdim. Background position'ı göstereceğim. Background position'da şu işe yarıyor arkadaşlar. Background'ımızı, yani arka planımızın konumu için birden fazla değer alıyor. Konumunu left'te, top'ta yani solda, sağda, bottom'da, bottom center'da konumlandırılmasını sağlıyor. Bunun için de background position diyorum. Mesela left top desem zaten bu default bir sistem olacak arkadaşlar. Right bottom desem ne olacak? Bir bakalım şöyle bir. Evet, right bottom dediğim zaman birazcık daha yukarı çıktı fark ettiyseniz. Right top dersem şuradan biraz aşağı doğru inecek arkadaşlar. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Ya da center desem tam ortalayacak. Position ayarına göre. Center desem arkadaşlar tam şu resmimi hesaplayıp tam ortasında olacak şekilde center şeklinde position yani konumlandırmasını yapacak. Ben burada yüzdelik dilimleri de kullanabiliyorum. Yüzdelik dilimleri de şöyle kullanıyorum. Mesela buraya 0'a 0 kullanabilirim. 0 yüzde de kullanabilirim. Sadece 0 da kullanabilirim arkadaşlar. Bu bana left ve top'u veriyor. Şuradaki alan koordinat sistemine göre 0'a 0'dır arkadaşlar. İlerleyen derslerde clipped özelliği var. Background clipped özelliği. Bunu gösterdiğimde size detaylı olarak bunların pozisyon ayarlamanın nasıl olduğunu da göstereceğim arkadaşlar. Burada dediğim gibi 0'a 0 left ve top'ı temsil ediyor. Mesela burada 0'a 100 desem ben şurayı temsil edecek arkadaşlar. 100'e 100 dersem şurayı temsil edecek. Artık buraya göre kendini konumlandıracak ve ekrana doğru şu şekilde sığdırmaya başlayacak arkadaşlar. Pozisyon ayarlarımız da bu şekilde. Index'e, HTML'ime tekrar dönüyorum. Background repeat arka planın tekrar edip etmeyeceğini belirler. Bunu da şu şekilde görebiliriz. Body'ye bir background imaj veriyorum. Evet. URL olarak şuradan imajesin içerisinde yine aynı imajı resmimi aldım. Alta geçiyorum. Background repeat diyorum ve repeat olsun. Yani bu tekrar etsin. Şu anda gözükmüyor çünkü ekranım küçük. Ekranımı büyüttüğüm anda buraya koymuş olduğum resmin tekrar ettiğini X ve Y de tekrar etmiş olduğunu göreceksiniz. Ben sadece X'te tekrar etmesini istersem X repeat X diyeceğim. Ya da sadece Y'de tekrar etmesini isteyecekseniz de repeat Y'yi seçmelisiniz. Şöyle tekrar büyüteyim. Bakın sadece repeat Y'de, yani Y ekseninde tekrar etmeye başladı. Ben bunu X yaptığım takdirde ise artık X ekseninde sadece repeat ettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bunu tekrar etmek istemeyebilirsiniz. Onun için de no repeat, şöyle no repeat kodlamasını kullanıyorsunuz. Bunu tekrar büyüteyim ben. Şu anda sadece ekranda bir tane resmin olduğunu görüyorsunuz. Repeat etmedikten sonra sadece bu resmin kendi boyutlarıyla bir kere gözükmesini sağladım arkadaşlar. Evet, HTML kısmına tekrar dönüyorum. Background size demiştim. Background size'ı gösterdim ancak tekrar göstereyim. Body'de height'i sileyim arkadaşlar. Şurada bir imaj oluşturdum. Background repeat'i de sileyim. Şuraya background size diyorum. Yine cover'ı seçiyorum. Cover dediğim anda bana bu resmi ne yapıyor? Tamamen fill olarak, yani stretch, uzatarak body ekranında bu resmin görülmesini sağlıyor arkadaşlar. Burada bir de background size contain özelliğini alıyor arkadaşlar. Contain özelliği de resmi en ve boyuna göre arka plana tam olarak yerleştiriyor. Tabi bunun için bir height değerine ihtiyacımız var. Şöyle width değerini %100 yapayım. Bir de height değerinde 100 VH yapayım. Şöyle bir bakayım. Evet. Büyütecek, büyük ihtimal tekrar edecek. Çünkü resim yetersiz. Büyüklüğü yetersiz olduğundan dolayı tam sığdıramadı ve kendisinden bir tane daha, bir genişlik yüksekliğe sahip bir resim daha elde etti arkadaşlar. Index HTML'ime tekrar dönüyorum. Burada bir de background özelliği var. Image, attachment, color, position, repeat, size, hatta linear gradient ve radial gradient için kullanabileceğiniz tek bir koddur arkadaşlar. Bu ana bir koddur. Şuradaki imaj ve size'ı siliyorum arkadaşlar. Ben pek fazla bunu önermiyorum aslında. Şurada background diyorsunuz. Background ile beraber URL'i kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde sadece tek bir kod olarak da şu şekilde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı özellikleri tekrar kullandırtabiliyor size. Burada mesela no repeat'i kullanabiliyorsunuz. Center derseniz position özelliklerini kullanabiliyorsunuz ve bunlar uzayıp gidiyor arkadaşlar. Background özelliklerinde bu özelliği pek fazla kullanmanızı tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü background sadece kullanabileceğiniz resimleri, resmin boyutları, background position'ları, background'u repeat edip etmeyeceği veya background'da kullanacağınız color, solid renk ya da imaj diye zaten background özellikleri mevcut. Bunu tek satırda yaptığınız zaman kafanız karışabilir ve tasarımda istenmeyen uyumsuzluklara neden olabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir de linear gradient ve radial gradient konusu var. Bunlar nedir? Background color olarak arka planınıza solid renkler oluşturabilirsiniz. Bunun yanında geçişli renkler de oluşturmanıza CSS olanak sağlıyor arkadaşlar. Bunun için App CSS'ime geliyorum. Body'mi şöyle temizleyeyim bunu. Şuradaki imajımı alıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki background image linear gradient diyorum. Ve bunun içerisine linear gradient yazdığınız anda sizden hemen bir açı ister. Yani nereden nereye olmasını istiyorsunuz. Herhangi bir açı belirtmezseniz eğer sadece renk kodlarınızla belirtebilirsiniz. Renk kodlarınız tek bir renk kodu olmamalı. Neden? Çünkü linear gradient adı üzerinde geçişli bir renk olması için iki renge ihtiyacı vardır. Bunun için ben geliyorum buraya, diyorum ki red, yani kırmızıdan neye geçsin? Şurada bir renk seçelim. Bunu da red diyelim. Red'in rengini şurada değiştirebilir miyiz? Şöyle bir bakayım. Renk paletinden şöyle bir yeşil yapayım mesela. Uygunsuz bir renk oldu. Şu şekilde kaydettim. Body ekranımda görmüş olduğunuz gibi yukarıdan başladı. Default olarak top'tan batıma doğru bir değişim oldu arkadaşlar. Ben şurada renk kodu, şu renk kodunu da değiştireyim arkadaşlar. Şöyle bir, bunu da mavi yapayım şöyle. Farklı bir renk olsun. Evet. Body ekranım şurada top'tan batıma doğru bir renk geçişine sahip oldu. Şuradaki baş kısmına geliyorum ve diyorum ki to, yani nereden nereye. To bottom right dersem eğer, yani sen nereden nereye git, batımdan aşağıdan sağa doğru bir geçiş yap diyorum. Burada linear gradient içerisine bir açı da verebilirim arkadaşlar. Şurada renk kodlarından önce mesela 120 derece diye bir derece verdim. Bana 120 dereceden başlatarak, şurada 120 dereceden başlatarak şöyle bir araya çizgi attı ve buradan itibaren bir linear gradient vermiş oldu. Bunu eksili de kullanabiliyorum. Evet, eksili de kullanabiliyorum. Diğer taraftan verdi bana. Hatta bunu şu şekilde de kullanabiliyorum. To right bottom dersem alttan yukarıya doğru bir yeşilin geçişini, yeşilden maviye bir geçişini sağlamış olurum. Top bottom dersem yine aynı şekilde, ne olmadı? Top left bottom diyelim. Evet, left bottom soldan sağa, pardon, soldan aşağı doğru bir geçiş sağlamış oldu. Linear gradient kullanımı da bu şekilde. Bunları daha çok biz nerede kullanıyoruz? Background'lara arka plan rengi vermek istediğimizde kullanıyoruz. Mesela şöyle geleyim, şunu birazcık büyüteyim arkadaşlar. Buradaki kodlarım aynen kalsın. Bunun dışına şurada linear gradient demiştim. Linear gradient'ten sonra bir virgül at. Buraya URL olarak ne diyeceğim? Bir imaj çağıracağım. Images diyorum. Şurada bir tane imajımı alayım. Çağırdım. İmajım geldi. Ben buradaki kodlamalarıma şöyle birazcık fluluk verirsem eğer, fark ettiyseniz benim imajım ortaya çıkmış oldu. Evet, şöyle biraz fluluk verdim arkadaşlar. Arka plana eklemiş olduğum resme şu şekilde bir geçiş efekti, üstüne bir overlay renk geçişi eklemiş oluyorum. Ne ile? Linear gradient sistemiyle. Bunu radial gradient sistemiyle de aynı şekilde sağlayabiliriz. Pardon, radial yazacaktım. Radial gradient. Şunları sileyim. Radial gradient'te de ortada bir ışık hüzmesi var ve ortadan yukarıya doğru bir geçiş sağlıyor. Şuradaki renk maviye yakın bir renk arkadaşlar. Şöyle geleyim, biraz mavi mavisini yükselteyim daha iyi gözüksün. Şurada bir mavi ekran var yuvarlak içerisinde. Diğer alanlar da yuvarlak halinde ileriye doğru bir halka halinde yükseliyor arkadaşlar. Bunu da yapan radial gradient özelliğidir. Radial gradient'te de kendi içerisinde bir özellik var arkadaşlar. Bunun bir tanesi circle ve elips özelliği. Yani siz şuradaki halkanın circle mı yoksa elips mi olduğunu belirtmeniz lazım. Bunu da şöyle belirtiyorsunuz. Circle yazıyorsunuz. Nerede? 50-100 diyorsunuz. Şöyle 50-100 diyeyim arkadaşlar. Şu şekilde tam olarak bir daire çizmiş oluyorsunuz. Ancak elips dersiniz eğer buraya tabii ki 70'e 50 ya da 70'e 80 gibi bir elips. Pardon şurada elips yazmam lazımdı. Evet 70'e 80'lik bir elips çizdim. Bakın arkadaşlar yerini ve konumunu değiştirdi. Bu şekilde de radial gradient'in içerisindeki halka boylarını circle ve elips halinde dönüştürebiliyorsunuz. Ve bunların konumlarıyla oynayarak farklı renk geçişleri de sağlayabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı ilerleyen zamanlarda örneklerle anlattığımız zaman daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdilik dersim bu kadar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.